iki ya da daha fazla kişiyi arada soğuma evreleri olmak kaydıyla öldüren kişilere seri katil deniyor. Bu böyle bir tanım. Bu katili, bu tanımı yapan FBI'ın davranış bilimleri birimidir. Çok ünlü bir birimdir bu. Ondan sonra iki tane polisin çok seneler önce Amerikan cezaevlerindeki seri katilleri tek tek dolaşarak yüz yüze görüşmüştür bunlar. Ondan sonra ve teybe almışlardır. Sonra da gelip bir psikolog bunları değerlendirmiştir filan. Bu çok önemli, bu üçlü. Yani iki polis ve bir kadının, psikologun yazmış olduğu kitap önemli bir başucu kitabıdır. Bir sınıflama yapar bu. Yani seri katilleri özellikle cinsel suç işleyenleri ve sonra da öldürenleri tanımlar. Şimdi bunlar önce 3 demişlerdi. Neden şimdi, azaldı? Neden azaldı? Çünkü DNA çıktı, mertlik bozuldu. Çok çabuk bulunuyor artık insanlar. DNA bankaları var, veri tabanları var. Dolayısıyla o kadar çok cinayet işlemeye gidemeden yakalanıyor. Gidemeden yakalanıyor. Çoğu yakalanıyor. Şimdi üstelik daha enteresan bir şey var. Aradan 30 yıl, 40 yıl sonra geçmiş, üstüne geçmiş cinayetler aydınlatılıyor DNA sayesinde. Çünkü bir aile taraması diye bir şey yapılıyor artık. Bilmiyorum, haberiniz var mı? Vardır belki de. Yani insanlar hem hangi hastalıklara tutulacağını, genetik hastalıkları olup olmadığını, hem de bir yerlerde bir akrabası var mı yok mu diyerekten ağızlarından örnek alıp ya da tükürüp yurt dışına bir yerlere gönderiyorlar. Basit bir paralara böyle bir şirketler var. Evet, bu evet bu bayağı meşhur ve bayağı popüler meşhur. Bir şey. Evet. Çok popüler. Birkaç senedir bu var. Bütün dünyada var.